Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kanalda sizinle birlikte bir maske yapacağız ve bu maskeden vazgeçebileceğinizi pek zannetmiyorum. Vazgeçebilmenizi sağlayacak tek şey bu maskenin birazcık kötü kokuyor olması. Birazcık değil, bayağı kötü kokuyor olması. Nasıl kokuyor diye düşünürseniz eğer, böyle sanki poğaçaymışsınız da böyle birazcık poğaça gibi kokuyor. Çünkü mayayla yapıyoruz maskeyi. Videoya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. İlayda hocamız da işte videoda olsun, onu da görelim diyordunuz. Onunla uzun bir video çekeceğiz yakın zamanda. Maskeyle ilgili şunları söyleyebilirim. Maske yine çıkarttıktan sonra yüzünüzün gerçekten yumuşadığını hissediyorsunuz. Bu net. Yüzünüzün daha böyle yumuşak, böyle daha böyle sebesiniz geliyor. Ama onun dışında gözeneklerinizin birazcık daha küçüldüğünü, tabii ki yok olmuyor ama birazcık daha sıkılaştığını, daha bu daha iyi olur. Cildinizin biraz daha sıkılaştığını hissediyorsunuz ve sivilce izleriniz varsa benim gibi, o zaman sivilcelerinizin de renginin birazcık azaldığını, renginin birazcık sönümlendiğini görebilirsiniz. Tabii ki bu uzun süreli bir şey olmuyor. 2-3 gün içinde tekrardan eski halini alıyor. Şimdi videomuza geçebiliriz. Öncelikle kabımızı alıyoruz. İçine mayamızı döküyoruz. Mayayı döktükten sonra içine bir miktar su ilave ediyoruz. Suyumuzu döktükten sonra karıştırmaya başlıyoruz. Eğer suyu çok fazla koyarsanız çok cıvık olur ve yüzünüze sürdüğünüzde yere damlama ihtimali çok artar. Eğer suyu çok az koyarsanız da bu sefer çok katı olur ve sürmeniz zorlaşır. Maskeyi hazırladıktan sonra parmağımla yüzüme uyguluyorum. Ben biraz fazla bocalıyorum görüldüğü gibi. Ama eğer biraz daha ince sürerseniz bu sefer çok daha hızlı bir şekilde kurur. Yani bekleme süreniz 10 dakikanın altına bile düşebilir. Ama benim gibi bu şekilde bocalarsanız 15 dakika gibi bir süre bekleyebilirsiniz. Evet, sürme işlemi bittikten sonra kurumaya bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra geri geliyorum. Görüldüğü gibi dokunuyorum ve elime bulaşmıyor. Eğer biraz daha ince sürmüş olsaydınız bu süre zarfında çatlamış, hatta yere dökülüyor. Buna da dikkat edin. Yüzümü yıkarken de öncelikle maskeyi ıslatıyorum. Islattıktan sonra yuvarlak hareketler yaparak onu yüzümden çıkartıyorum. Yıkama işlemi bittikten sonra havluyla değil, kağıt peçeteyle yüzümü kuruluyorum. Böyle daha parlak parlak oluyor cildimiz. Maskeyi yaptıktan sonra genellikle krem uyguluyorum. Bu işleme çok da gerek yok açıkçası. Ama bu da özellikle sabahları yaptığınızda ya da gece yatmadan önce yaptığınızda çok da verim alabileceğiniz bir ürün. Bir sonraki videoyla ilgili bir spoiler vermek istiyorum. Seveceğiniz bir şey. Ta-ta! Bir sürü papatya. Şu kadarını söyleyeyim. Bir şey söylemeyeyim. Videosu gelince onu da görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.